IŞİD'in Irak'ta ilerleyişiyle birlikte ülkedeki binlerce Hristiyan ve Yezidi evlerini terk edip mülteci kamplarına yerleşmek zorunda kaldı. Erbil'deki konteyner kamplarda kalan mülteciler kendilerinden sadece birkaç kilometre uzakta olan IŞİD militanlarının korkusunun yanı sıra zor hayat şartlarına göğüs germeye çalışıyor. Bu yaşadığımız hayat değil. Artık daha fazla böyle yaşamak istemiyoruz. Biz buradan göçmek istiyoruz. Biz hepimiz. Ben her gün su almak için ta şuraya kadar gidip o suyu buraya kadar taşımak zorundayım. Sırtım çok ağrıyor. Artık böyle yaşamak istemiyoruz. Kimi mülteciler ise daha şanslı. Birkaç hafta içerisinde inşaatı bitecek El Amal adlı binaya 200 mülteci ailenin yerleştirilmesi planlanıyor. Bu binada ısınma, tuvalet ve sıcak su ihtiyaçları da karşılanacak. Tek isteğim, her şeyim çalınmış olsa bile evime kara kuşa geri dönmek. Evlerimizi, dinimizi, kiliselerimizi artık geri almak istiyoruz. Bizi evlerimizden edip giysisiz, aç, susuz bıraktılar. IŞİD'in işgal ettiği Irak'ın en büyük Hristiyan kenti Karakuş'ta yaşayan zanaatkar ve işçiler şimdi Umut binasının inşaatında çalışarak kendilerine yeni bir yuva kuruyor. Onlar kamplarını terk ederek bu arkamdaki binayı inşa etmeye başladı. Durumları içler acısı olan bu aileler için bu bina onların yaşamlarını daha katlanabilir hale getirecek. Burada dikkati çeken ise onların gülüşleri, dayanma güçleri. Onlar hiçbir şey istemiyor. Onlar sadece sizden dua bekliyor evlerine geri dönebilmek için. Priez pour nous, aidez-nous à rentrer chez nous. À Erbil, Raphaël Tavernier, Euronews.